Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Tecrit derslerine devam ediyoruz inşallah Bugünkü konumuz İdgam Mütecanisin Ne demek bu İzgam Mütecanisin? Mahreçleri bir olan Sıfatları farklı olan harflerin Birbirine katılarak Okunmasına denir Yani mahreçleri bir Çıkış yerleri bir Sıfatları yani Özellikleri farklı olan harfler yan yana gelir ve birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa idgam mütecanisen olur. İdgam mütecanisende sakin olan harf, harekeli olan harfin cinsine çevrilir ve şeddeliymiş gibi okunur arkadaşlarım. İdgam mütecanisen 3 bölümde oluşur. 3 mahreçtedir. Birinci bölüm tı, dal ve t bölümü. İkinci bölümde harflerimiz z Z ve S harfleri. Üçüncüsü de B ve Mim harfleridir. Bakın arkadaşlar birinci bölümdeki harflerin mahreçleri aynı. Yani dilin ucu üst ön iki dişin arkasına dedirilerek çıkarır. Sıfatları ise hepsi birbirinden farklıdır. İkinci bölümdeki harflerimiz z Z ve S harfleri dilin ucu üst ön dişlerin keskin yerine değdirilerek çıkarılır. Mahreçleri birdir hepsinin sıfatları farklıdır. B ve mim harfleri de dudak harfidir. Mahreçleri bir yani çıkış yerleri bir fakat sıfatları özellikleri farklıdır. İşte bu bölümlerde birinci bölümdeki harfler birbiri arasında. Yani Sakin olan t'dan sonra dal harfi gelebilir. Ve sakin olan daldan sonra hareketli olan t harfi gelirse o zaman idgam mütecanisen olur. Birinci bölümdeki harfler birbiri arasında, ikinci harfler birbiri arasında, üçüncü bölümdeki harfler de birbiri arasında arka arkaya gelmesi gerekiyor ki idgam mütecanisen olabilsin. Yani birinci bölümdeki bir harfle üçüncü bölümdeki bir harf arka arkaya gelse idgam mütecanisen olmaz. Şimdi bölümleri tek tek ele alalım arkadaşlarım. Birinci bölüm t, dal ve t harfleriydi. Ne demiştik? T, dal ve t harflerinin mahreci yani çıkış yerleri dilin ucu üst ön iki dişin arkasına dedirle çıkılır. Da, D, T gibi. Hem örneklere bakalım. Galet daifetün. Bakın burada sakin olan T'den sonra harekeli olan T gelmiştir. Ne yapıyoruz? Buradaki T'yi T'nın içerisine katarak sanki T'de şedde varmış gibi okuyoruz. Galet daifetün. Galet daifetün şeklinde. Eskalet de a Burada sakin olan t'den sonra hareketli olan dal yan yana gelmiştir. İzgam mütecahelsinir. Ne yapıyoruz? Buradaki t harfini yokmuş gibi sanki dalda şedde varmış gibi okuyoruz. esgalet de avallah esgalet de avallah ma Bakın burada da sakin daldan sonra t harfi gelmiştir. İdgam mütecahil sendir. Sanki burada sakin cezimli bir dal yok da t'de şedde varmış gibi okuyoruz. Ma'abettüm. tüm şeklinde. İkinci kısımda harflerimiz arkadaşlar z, ZEL ve s harfleridir. Bunların da mahreçleri yani çıkış yerleri birdir dilin ucu üst ön dişlerin keskin yerine değdirilerek çıkarır. Fakat hepsinin sıfatları farklıdır. La, V, Se şeklinde çıkarıyoruz. Örnekler bir bakalım. İz, vale, Mü. Burada sakin olan zelden sonra harekeli olan z harfi gelmiştir. İdgan mütecani sendir. Sanki burada zel harfi yok da zı da varmış gibi okuyoruz el zalemu şeklinde. Yel hez Burada da sakin olan S'den sonra hareketli olan zel harfi gelmiştir. İtidal mütecan sindir. Sanki zel'de şedde varmış gibi okuyoruz. Yel hez zalik. Yel şeklinde. Üçüncü bölümde B ve mim harfleridir. Bunlar da dudak harfidir. İkisi de dudaktan çıkar. Fakat sıfatları farklıdır. Örneğimize bakalım. Ya büneyyer kebe me'anne. Burada sakin B'den sonra mim harfi gelmiştir. İdgam mütecanisendir. Ne yapıyoruz? Sanki burada B harfi yok da mimde şedde varmış gibi okuyoruz ve bir miktar tutuyoruz. Ya büneyyar kemme anne, ya büneyyar kemme anne şeklinde. B ve Mim harflerinin idgam yapılabilmek için, idgam mütecanisenin olması için B'nin önce Mim harfinin sonra gelmesi gerekir. Çünkü Mim harfi önce gelir, sonra B harfi gelirse orası idgam mütecanisenin olmaz, dudak ifası, olur. İnne rabbehüm bihim gibi. Burada sakinliğinden sonra B harfi gelmiştir. Burası idgam mütecanisi değildir. Dudak ifasıdır. İzgam mütecanisi olması için B harfi önce, mim harfi sonra gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.